Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın aklında bu yaratılış sürecinde en çok takılan mevzulardan bir tanesindeyiz. Yaratılışın sebebi. Bizler neden yaratıldık o zaman? Yani Cenab-ı Hak, Allah-u Zülcelal, Nur-u Muhammedi'yi yarattıysa, sadece onu severek, sadece onunla karşı karşıya kalıp, sadece onun sevgisiyle yeryüzünün yaratılışına vesile olacak unsurları yaratmasaydı ne olabilirdi diye sual eden çok canınız vardır veya çevrenizde duymaktasınızdır. Her şeyin Nur-u Muhammedi'den yaratılmış olmasını genel ifadeleriyle önceki derslerimizde beyan ettik. Şimdi bir şeyin nur olarak beyanatı aynı zamanda o inkişafın hiçbir şekilde kabına sığmaz bir hareketine mecbur eder. Bu hareket o kadar büyük bir enerjidir ki doğal olarak bir şeyleri değiştirecek ve meydana getirecektir. Elbette ki bu da Cenab-ı Hakk'ın takdiri ilahisidir. Ancak şurasını unutmamak gerekiyor. Büyük bir şeyin varlığı o şeyin arkasından onu devam ettirecek başka unsurların varlığına delil değil midir? Evet. Peki o varlıkların tamamı yaratılmışlarsa eğer, aynı ışığın bir yerde son bulması gibi bir başka şeye sebep olmayacak mıdır? Evet. Zaten dikkat ederseniz bizler yaratılışımızla beraber sonsuzluğa doğru ya da tabir caizse sonsuzluğa doğru tahmin edemeyeceğimiz rakamlardaki bir hayata doğru devam edenleriz. Evet bir başlangıcımız var ama bundan sonra dünya hayatımız bittikten sonra ahiret yurdunda Allah'ın izni inayeti Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle cennette sevdiklerimiz, en sevdiğimiz Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbeti ve ondan daha da çok sevdiğimiz Allah-u Zülcelal'i görebilmenin ümidi ve muhabbetiyle hayatı devam edecek olanlarız. Öyleyse yaratılışın devam edecek olması hem bir manada bu büyük enerjinin tabiri caizse kendisinden bir varidat meydana getirme mecburiyetinin genel özellikleri olarak ifade edilir. Elbette bu işin arkasındaki hikmetlerden bir diğeri Cenab-ı Hakk'ın bütün alimlerin beyan ettiği üzere kendisiyle Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın arasındaki bu muhabbetin bilinmesi üzerinedir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini müjdeleyen bütün peygamberler genel olarak peygamberleri de anlatacağımız alanlarda inşallah dinleyeceğiniz üzere Allah-u Zülcelal onu ne kadar çok sevdiğinden bahsederek onların da onu ne kadar çok sevdiğinden bahsederler. Ve bütün bu bahisler varlığın tamamının Resul-i Kibir Aleyhisselatü Vesselam'ı anmakla, ona salat etmekle, onun muhabbetini beyan etmekle o varlık içerisindeki değerini kavrayabildiklerini gösterir. O değer o kadar üstün bir niteliktir ki bütün canlılar arasındaki nitelik sahipleri ve nitelikleriyle ön plana çıkmış olanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dünyaya daha gelmeden evvel tazimde en üst seviyeyi beyan edebilir olmalarıdır. Farklı hayvanların yaratılışında, farklı bitkilerin kokularında ve her birisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e duymuş oldukları o derin muhabbetin farklı izleri Cenab-ı Hakk'ın tecelli-i ilahisinde her bir esmasının muhabbetiyle karşılık görmektedir. Evet, bütün bitkiler Esma-i Şerifelerin tecellileri hükmü altında Cenab-ı Hakk'ın zikriyle coşarlar ancak onlardaki o güzelliğin inkişafı Allah-u Zülcelal'in Nur-u Muhammedi'de onun seyrindeki inkişafıyla teyakkuz eder. O teyakkuzların içerisinde bizlere şimdi kötülük gibi görülenler ve bazı pis diye adettiğimiz başka şeylerin her birisi bizim nefsimizle alakalı olanlardır ki bu derste de inşallah nefsin neden var olduğunu aynı zamanda görüyor olacağız. Günlerden bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz zaman zaman peygamberlik gelmeden önce de itikafa çekilirlerdi. Cebel-i Nur, Nur dağında çekiliyorlardı. Bunlardan birisinde peygamberlik kendisine gelmişti. İnşallah o ana vardığımızda orayı daha detaylı anlatacağız.
Böyle günlerden birinde peygamberlik geldikten sonra Cebrail aleyhisselam Resul-i Kibriya aleyhisselatü vesselam'a gelerek şöyle demişti. Ya Muhammed, Allah-u Zülcelal buyuruyor ki, sen olmasaydın cenneti yaratmazdım. Yine sen olmasaydın cehennemi yaratmazdım. Allah Resulü'nün en düşünceli anlarından birinde Hazreti Hatice validemiz kendisine yaklaşıp ona sevgi ve muhabbetini beyan ederken o ayrılığının hemen arkasından Cebrail aleyhisselamın bu beyanatı Allah-u Zülcelal'in Resul-i Kibriya aleyhisselatü vesselama karşı olan büyük muhabbetinin işaretlerini taşımaktaydı. Bu işaretle beraber Hazreti Peygamber çevresindeki o bütün büyük sevgi ve muhabbetin Cenab-ı Hak'tan kaynaklandığını etrafında var olanlara defaatle ve sürekli söylemekteydi. Sonuçta o da bir yaratılmış olarak Cenab-ı Hakk'ın kulluk vazifesinde en üst derecelere gelmiş olmakla beraber Cenab-ı Hakk'a duymuş olduğu muhabbet ve tazimin en üst seviyesini ümmetine sürekli olarak tabiri caizse deklare etmekte, öğretmekte, eğitmekte, emretmekteydi. Hz. Ali Efendimiz'den şöyle bir nakil beyan olunur. Ey Muhammed! İzzetim ve celalim hakkı için sen olmasaydın ne yerini ne göğümü yaratırdım. Ne bu gökyüzünü yükseltir ne de bu yeryüzünü yayardım. Yani ne zaman olurdu, ne mekan olurdu, ne içindekiler olurdu ne de içine henüz gelmemişler olmazdı. Öyleyse Cenab-ı Hak bu yaratımda sebep olarak aşk ile bunun duyulmasını arzu etmiştir. Ve bu arzusunu perdeleyerek uzatmış ve bu mekanın tasavvuru için gerekli bir şekle kavuşturmuştur. Eğer bu aşk perdelenmeseydi, yani sadece Nur-u Muhammedi'nin sevgisi üzerine perde koymasaydı mekan olmayacaktı. Öyleyse mekanın tasviri uzadıkça görünümü de engellenmiş oldu. Yani bizler Nur-u Muhammedi'nin tasvirinin uzatılmasıyla o perdeler sayesinde ne yazık ki şimdi Allah-u Zülcelal'i açık gözlerle göremiyoruz. Bir uzatım sürecindeyiz. O yüzden onu görmek mümkün olmuyor. Bu tabiri caizse şuna benzer. Özellikle bilgisayar dünyasında çalışanlar iyi bilirler. Herhangi bir programı çalıştırmaya başlarsınız. Onun bir kurulum aşaması vardır. Onun kurulup onu çalıştıracağınızı bilirsiniz. Ama o kurulum aşamasında, o sona ulaşırken yazılımın kendisi yazılımı kullanmanıza, tam olarak kullanmanıza başta engel teşkil eder. Dolayısıyla mekan, madde, zaman ve her birisi insanın bugün Cenab-ı Hakk'ı görmesine engeldir. Bu da yine niye Cenab-ı Hakk'ı göremiyoruz diyenlere fiziksel bir cevap olur. Tabi insanın aklına bir başka soru da doğal olarak gelir. Peki madem ki her şey bu aşk ile tezahür etti ve aşktan varid oldu, neden nefis ve şeytan vardır diye soracak olursanız eğer, her şeyi Nur-u Muhammedi'den yaratıldığını anlattık, izah ettik. Şimdi sonda ise bir kıyamet kopuş süreci var ve ondan sonra bir başka başlangıç var. Nur-u Muhammed'le başlayan süreç bir başka ışığın varlığıyla, yani o son ve nihayet her şeyin bir yok oluş ve stop anı var ya, her iki ışığın karşılaştığı yerde bir karanlık alan söz konusu oluyor. Dolayısıyla sonlu bir an için yaratılmış olan bu zaman dilimindeki bütün maddenin biteceği de bir nokta var. Yani tabiri caizse iki tane büyük fener karşı karşıya tutulduğunda bunların arasında doğal olarak bir karanlık alan oluşur. Bugünkü fizikçilerin henüz görmediği bu alan foton altı karanlık alanı olarak tabir edebiliriz. İki ışığın karşılaştığı yerdeki karanlık alan nefsin yaratılmış olduğu alandır. Eğer bu alan olmasaydı kimya hasıl olmayacaktı. Çünkü insan vücudunda nefis dediğimiz yer aksonla dendritlerimiz arasındaki boşluklara son noktasında o eldeki veriyi biyokimyasal atık haline getirebilen unsurlar sayesinde mümkündür. Dolayısıyla nefis Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği yaratım süreci içerisinde İki büyük ışığın, yani bir Nur-u Muhammed'i, iki onun son bulacağı noktadan hasıl olacak büyük ışığın karşılaşması sonucunda doğal bir cihettir. Yani nefis takdiri kimyanın varlığı için yaratılış mekanizmasının doğal sonucu olarak karşımızdadır. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir
ama doğal bir sonuçtur. Bu şuna benziyor. Yağmuru yaratan, yağmuru yağdıran Cenab-ı Hak'tır ama bunu neye takdir etmiş? Buluta, neme, sıcaklığa, yüksekliğe, rüzgara, pek çok unsura. Ama bu unsurlar bir araya gelmeden yağmur yağmayacağını biliyoruz. Cenab-ı Hak istese yağdırır mı? Yağdırır. Zaman zaman yağmur yağmasına engel olacak her şey mümkünken, peygamberlerin Evliyaullah'ın dualarıyla Cenab-ı Hak, onlar da Evliyaullah da keramet peygamberlerde mucize olarak bunun tam tersini de göstermeye muktedir midir? Evet, ve bunu da göstermiştir. Ama bu nereden? Bu hiçlik diyarından, zaman mekanizmasının içerisinde onu taşıyamayacağı bir metaforla, ama onun da bilimsel olarak karşılığının olabileceği zemine göre takdir edilir. Dolayısıyla nefis dediğimiz şey Nur-u Muhammedi'nin nur olduğunun delilidir. Eğer o nur olmasaydı nefis olmazdı. Nefis olmasaydı kimya hasıl olmazdı. Çünkü bu kimya sayesinde bir şeyle karışmak, bir şeyle birleşmek mümkün oldu. Dolayısıyla bu birleşim ve karışımdaki nefsani istek ve arzulara atlayabilen her kişi ışığı gördüğü için bu andan itibarenki sürece Nur-u Muhammedi'nin her şeyi kapsadığı düşüncesiyle büyük bir rahatlık ve muhabbete ulaştı. İşte onlar için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da onlara bir korku yoktur diyor. Çünkü ışığın meydana getirmiş olduğu bütün etki Nur-u Muhammedi'nin altındaki nefsin teyakkuzundan kurtulmuş bir ruhaniyetle hareket edebilme imkanına kavuşmuş oluyorlar ki tam da bu ana Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölmeden önce ölebilmek olarak tasvir ediyor. Bu ölmeden önce ölebilmek işte tam da o nefis alanından çıkarak ışığın hakikatine erebilme ve kavrayabilme imkanını sağlamış oluyor. Bütün bu imkanları yaratmış olan Cenab-ı Hak bunları birbirleriyle teyakkuz eylemiş ki bizler o imtihana tabi olabilelim ve bu imtihanın doğallığına erişebilelim. Rabbim içindeğimizde, hayatımızda yaşadığımız nefsimizle mücahededeki ve mücadelemizdeki bu büyük ve zorlu yolculukta Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a en yakınlarla olabilmeyi bizlere nasibi müessere eylesin ki bizler de bu yaratılışımızın sebebinin, gerçek sebebinin farkında olabilelim. Cenab-ı Hakk'ın bize takdir etmiş olduğu o emanı ilahinin feyiz muhabbetine erebilelim. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati Muhammedisiyle Ehl-i Beyt'in sevgi ve o sevgi deryasının hikmetleriyle efendim. Kalın sağlıcakla.